Yani aile konutu nedir? Bunu cevaplayabilirsek. Tabii. Aile konutuna dayalı tapu iptali tescil davalarını kimler açabilir? Bu tapu iptali tescil davalarının şartı var mıdır ya da şartları nelerdir? Bir haftalık aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta aile konutuna dayalı tapu iptali ve tescil davalarını konuşacağız. Yani eşiniz sizden mal kaçırmak için taşınmazını satarsa, işte icradan taşınmaz satılırsa, üstüne ipotek konulursa bu konuları konuşmaya çalışacağız. Sorularımızı Melek Hanım cevaplayacak. Melek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Hazırsanız başlıyorum. Melek Hanım isterseniz burada hani kısaca aile konutunu bahsedebilirsek, yani aile konutu nedir bunu cevaplayabilirsek. Tabii. Aile konutu eşlerin bir arada yaşadığı yer anlamına geliyor aslında. Yani tam bir tanımı olmasa bile şu şekilde açıklayabiliriz. Eşlerin bir arada yaşadıkları konut. Beraber yiyip içtikleri, acı tatlı günlerini geçirdikleri, bir yaşam alanı oluşturdukları konut. Peki Melek Hanım, aile konutuna dayalı tapu iptali tescil davalarını kimler açabilir? Aile konutuna dayalı tapu iptali tescil davasını mağdur olan eş, yani barınma hakkı ihlal edilen eş açabilir. Bunu hani örnek vermek gerekirse Ayşe ve Ahmet evliler. Ahmet Ayşe'den habersiz oturdukları evi başkasına satıyor. Genellikle bu ne için yapılıyor? Mal kaçırma. Vardır ya mal kaçırmadır ya da işte kumar borcu olabiliyor. Her ne kadar kumar yasal olmasa bile Türkiye'de illegal yollarla hala kumar oynanmakta. Genellikle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Borca batık durumda olan bir eş. Eşinin rızası ve bilgisi olmadan aile konutunu başkasına satıyor. Bu muvazalı da olabiliyor. Mal kaçırmak için de olabiliyor. Evet. Ama burada muvazaa şartı aranmıyor. Normal bir satış yoluyla da satmış olabilir. Burada Ayşe'nin dava açmaya hakkı var. Peki Melek Hanım, bu tapu iptali tescil davalarının şartı var mıdır? Ya da şartları nelerdir? Buradaki en önemli husus bu hakkı ihlal edilen eşin rızasının ve bilgisinin olmaması. Evet. Ve buranın aile konutu olması. O zaman şartları iki şartımız var. Evet. Bir tanesi yerin aile konutu olması, ikincisi de satıştan eşin rızası olmaması. Evet, ve bilgisi ya da ve rızasının olmaması. Bilgisi ve rızası olmaması. Evet. Böyle bir durumda dava açılabiliyor. Açılabiliyor, evet. Peki bu davada görevli ve yetkili mahkeme hangisi? Gayrimenkulün bulunduğu yer aile mahkemeleri görevlidir ve yetkilidir. Melek Hanım şunu soracağım. Burada peki üçüncü şahsın iyi niyetinin bir önemi var mı? Ya bu hukuka dayalı bir hak olduğu için üçüncü kişinin iyi niyeti, kötü niyeti kullanmaz. Burada kişinin hakkının ihlal edilmiş olması, aile konutunun eşin rızası ve bilgisi olmadan satılmış olması yeterlidir. Karşı tarafın yani alan kişinin yeni malikin bunu biliyor olması ya da bilmiyor olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Tapu iptal tescil davası açıldığı takdirde tapu iptal edilir. Eşe yani satan eşe, yani burada Ayşe açıyorsa davayı Ayşe'ye tescil edilmez. Yine Ahmet'e tescili sağlanır. Evet. Peki Melek Hanım, bankaların taşınmazların üzerine koyduğu ipotekler var. Bu durumda peki bu ipotek kaldırılabilir mi? Aile konutuna eşin rızası olmadan konulursa. Evet, burada da aynı şey söz konusu. Yine bankalar eğer aile konutuna ipotek koyacaklarsa, eşin rızası alınmadıysa burada da... Rızası dediğimiz imzası yani. İmza, evet. Tabii. Bilgisi ve rızası. Yani onaylaması gerekiyor eşin de bunu. Eğer eşin onayı yoksa burada ipotek de kaldırılır. Peki Melek Hanım, cebri icra yoluyla aile konutu satılabilir mi? Cebri icra yoluyla aile konutu satılabilir ama burada haline münasip ev kavramı var. Evet. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu nedir? Eşler bir aile konutunda oturuyorlar. Aile konutunun piyasa değeri 50 milyon TL. Evet. Oturdukları evin değeri. Ama yine aynı sosyal çevre içerisinde aynı nitelikte ya da benzer nitelikte 20 milyona da ev varsa 20 milyon dışlanır kalan yani 20 milyon ayrılır onların haline yeni ev alabilmeleri için. Gayrimenkul satılır 30 milyon alacaklının hesabına geçer. Anladım. Gibi. Anladım demek istediğinizi. Örnekle açıklamak daha tabii ki Bu şey davada zaman aşımı var mı? Mülkiyete ilişkin davalarda normalde zaman aşımı yok ama Türk Medeni Kanunu'nun 712. maddesinde kazandırıcı zaman aşımları düzenlenmiştir. Buna göre zilyetliğini davasız ve aralıksız 10 yıl boyunca iyi niyetle sürdüren
malike artık dava açılamaz. Yani 10 yıl önce bu gayrimenkulü aile konutunu satın alan malik iyi niyetle 10 yıl davasız ve aralıksız taşınmazı elinde tutuyorsa artık 10. yıl sonunda dava açamaz. Ya zaten o da çok mümkün değil. 10 yıl boyunca oturduğunuz evin satıldığını fark etmemek pek de mümkün değil. Tabii yani. O da kötü niyete giriyor. Evet, evet yani, pek de mümkün değil ama dediğiniz gibi 10 yıl içinde bu dava açılabiliyor evet, o zaman. Evet 10 yıl içinde açılabilir. Doğru. Melek Hanım cevaplarınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler. İyi günler.